Fenerbahçe'nin golcüsü var. Valencia Fenerbahçe'nin golcüsü. Ya şimdi şöyle özetleyelim. Fenerbahçe-Konya maçını evet. Valencia'nın direktten dönen var. Şutu var. Serdar Dursun'un iki tane var. Dört tane saydım mesela. Ve daha net pozisyonlar. Evet. Bu da kaçmaması gereken pozisyonlar. Yani ha şans dersin efendim kaleci faktörü dersin, zemin dersin, o dersin bu dersin. Ama nihayetinde ben Galatasaray'ın son vuruş eksikliği Hayır vardır. belki fazlalığı var ama net bir isim göremiyoruz orada. Yani ben Ezgi'ye katılıyorum burada. Ben en fazla golcüsü olan tamam. takım Galatasaray. Tamam kağıt üstünde böyle ve hoca da neredeyse her maç bir tanesini oynatıyor. Jagne mi, Muhammed mi, Halil mi sürekli soru işaretleri barındırıyor. Ama demek ki burada hoca da henüz istediğini bulamamış. Ben e, o konuda biraz yani daha net düşünce, sabit fikirliyim mi diyeyim? Ben omurgada çok şey yapmam e, yani. Takım Değişim takım çok evet. örnek Beşiktaş'ı gördük işte. Josef oynamadı, Necip oldu. Evet. Evet. O bölgeden tek çare topu kaptırdı, goliydi yedi. Evet. Ya da iki tane maçta Antalya ile Başakşehir maçları Hı -hı. Ersin yerine Mert'i kullandı. Antalya'da Droli'nin golüne hata yaptı. Hı -hı. Başakşehir'de o kakanın önüne çıkardı hani. Kale, stoper, ön libero, forvet kolay kolay değişmesi gerek. Hem fikiriz. Ya kenarlarda Bak, yaparsın rotasyon. Hem fikiriz ama şunu atlamıyorum. Şimdi Jagne Muhammed ya da Halil her neyse bilmiyoruz artık. X bir oyuncu. 5 maç üst üste oynarsa kuvvetle ihtimal 6. 7. 8. maçlarını daha güçlü performanslar sergileyecektir. Bu işin geneli bu evet. şekilde ilerliyor. Ama Galatasaray şu anda e, keskin bir bıçak üzerinde gidiyor. Yine Beşiktaş gibi, yine Fenerbahçe gibi. Yani mutlak ve mutlak kazanmak zorundasın. Yani Galatasaray şu anda Fatih Hoca Galatasaray ya da X bir kulüp. Şu oyuncuda ısrarcı olayım, oyuncuyu kazanayım kumarını oynayamaz. Önceliği maçı kazanmak. Çünkü atıyorum bu maçı kazanamadın. Antep kazandı. 17 puandasın. Uçurum olacak. O diyorsun ya devre arasında iki takviye olursa öyle olur böyle. O zaman bunları da konuşalım. Başakşehir'den Bak. 8 puanını alırsın şampiyon ama işte Trabzonspor oldu mu olmuyor olmuyor. Kolay bir, de, değil. bir de Başakşehir'den onu alırken Başakşehir vardı önünde. Başka kimse yoktu. Şimdi Trabzon'da senin aranda bir 4 takım 5 takım var kolay bir süreçten bahsetmiyoruz. Yani Hatay öyle havlu atacak bir takım değil. Konya bırakacak gibi değil. Keza Alanya aynı şekilde. Artı senin bir de zaten standart değişmeyen rakiplerin var. Bir Beşiktaş'ı var, bir Fenerbahçe'si var. Bunlar seni hiçbir şekilde bırakmıyorlar. Uzağında da kalsalar, önünde de olsalar. Şimdi ama Marta... ben ben seni ekleyeyim Ezgi hı hı. son olarak. Ben Halil'in ileri uç oynamaması gerektiğini düşünüyorum. İstisna şöyle olabilir Mesela dünkü maç kaybedilse çok tartışılıyor. Vodafone'daki Beşiktaş derbisine çıkarsın. Necip'le vidanın karşısında Halil'e itirazım olmaz. Çünkü Halil iki tarafa çalım atar. Penaltı alabilmek potansiyeli evet. var. Kafa karıştırır, gezinir ama hı hı. bu tarz Gaziantep maçına bence Cagney, Karagümrük maçına da bence Muhammed. Yani ileri Bak, uç öyle bir oyuncu şunu ister. Şunu düşünmüş olabilir mi hocam mesela? Senin söylediğinden devam edeceğim. Fenerbahçe maçına Trabzonspor Can ile çıktı. Doğru. Cornelius'u kullanmadı. Halbuki Cornelius görünüyor birinci golcü. Orada hoca şöyle bir şey düşündü ki bunu sevgili Hamdi Hoca kulakları çınlasın Hamdi Aslan yayın öncesi anlattığında çok da keyifli anlattı süreci. Eee stabil oyuncularla stabil bir savunma hattıyla oynuyor dedi Fenerbahçe. Burada Cornelius arada sıkışır. Cornelius'le sabit oynayan bir oyuncu. Ama Cani'ni takımın Rakip takımın dengesini bozar, savunmanın dengesini bozar. Pozisyon bulur ya da arkadaşlarına pozisyon hazırlar. Dedi ki o Cani'nin zaten kırmızı kartı getiren Doğru. sürecin içindeydi. Acaba Hoca da Antep karşısında, Halil'i senin biraz önce Beşiktaş karşısında söylediğin Üçlü gibi oynuyor dengeyi madem. bozacak oyuncu olarak. Belki de onunla başlayıp hamle. Ben biraz derbi performansı olarak görüyorum. Derbi de hem canlı hem de Muhammed'in o penaltıyı o, alması Birkaç takım arkadaşının elinden. Siz dediğim gibi ben senin hem fikrim ama... Şu anda... Ben seninle anladım demek istedim aslında. Şu anda doğru. çok kritik bir süreçten maç geçiyor. Maç maç düşünmek zorunda. Maç maç düşünmek zorunda. Yani oyuncu kazanayım, oyuncumu rehabilite edeyim süreci değil. Bu, bu, boşlukta olmaz yani. Peki şimdi bir parantez açalım. Marka Aya. Marka'nın performansı ki dün akşamda gerçekten çok iyi bir performanstı. Şimdi size e, Ömer Üründülün Sabah gazetesindeki köşe yazısında sorduğu soruyu aslında yöneltmek istiyorum. 19. sayfa arkadaşlarımızdan da rica edelim. Marka ceza almasaydı şeklinde bir e, soru sormuş. Zira markanın yokluğunda gerçekten e, Avrupa'da markadan faydalandı Galatasaray ve farkı gördü ama ligde gerçekten e, çok fazla aradı oyuncuyu. Ömer Üründül demiş ki merak ediyorum marka 8 maçlık cezayı almasa. Galatasaray üst üste 4 maçta kaybettiği 10 puanın kaçını kurtarırdı? Şu anda muhtemelen Galatasaray'daki herkes de bunu ben e, vereyim düşünüyordur. Cevabını. Mehmet ne dersin? Ben puan topladım. Artı 3 puan daha yazalım. <laughs> Trabzon sporlar arasında 4 puan fark olur. Neden? Kasımpaşa maçı Artık Galatasaray. Artı 3 mi diyorsun? Artı 3 şöyle. Kasımpaşa maçı 2-0'dan 2-2'ye gelmezdi. Hatırlayalım yenen ikinci golü. Taylan Antalya Umut Bozo'ya topu kaptırdı. Yani Galatasaray Markan'ın yokluğunda savunmadan çıkışlar stoperler top çıkartamadığı için Muslera oyun kurmak zorunda kalıyordu. Taylan attı pası Umut Bozok kaptı 2-2 yaptı. Aynı Muslera e benzer pası Berkan'a verdi. Rize'de penaltılı Rize atmadı. Bence Kasımpaşa maçı 2-0'dan dönmezdi. Trabzonspor derbidir. O maç yine Abdullah hmm. Hoca'nın iki tane müdahalesi vardı oyuna. Abdülkadir'i hemen çıkardı. İsmail çıkardı kırk olmadan. Bir şekilde reaksiyon verdi büyük maçların. Kasımpaşa maçı kesinlikle kazanırdı. Alanya maçı da bence yenilmezdi. Beraberlik yazıyorum. Alanya maçını da hatırlayalım. Ee, Fana Not, Sabek'e geçti. Yani defans kurgusunu çok bozmak zorunda kaldı Fatih Hoca. Yetlin aksadığı için. Ama tabii futbol böyle. Eksikler, sakatlar olacak. Galatasaray böyleyken de hani Beşiktaş'ın da Altay maçına çıktı kadroyu hatırlayalım. En yani sakala Sabek sağ stoper oynamak zorunda kaldı o. Hı hı. Ajax maçını yine bayağı genç takviyelerle. Bu tarz ligler, ligde bu tarz hani sakatlık ceza hikayeleri olumlu olumsuz etki ediyor. Ama şunu söyleyebilirim Ömer Ündül'ün yazısında. Zaten hani futbol bilgisini tartışma Ömer abinin. Galatasaray kadrosunun bir numarası yani. Bence en önemli oyuncusu. Yani Nelson'un performansını evet, da değiştirdi. Muslera'nın Muslera da, önündeki da etkiliyor. önündekine de. Ee, sen ne dersin Mehmet? Marka'nın kesinlikle ilk geldiği günden beri bu arada. Lündama ile oynadığı günden beri ben Marka'nın Galatasaray savunmasının lideri olduğunu iddia ediyorum. Asıl patron Marka'dır diyorum. Hatta Marka daha silik başlamıştı. Lündama böyle daha, daha vakti O zaman da aynı şeyi söylüyordum. Şimdi fikrim değişmedi. Ee, sadece kendi varlığı değil aynı zamanda yanındaki oyunculara da değer katıyor. savunma daha güçlü bir duruş e, sergiliyor. Hem fiziksel hem zihinsel anlamda e, bunu yapıyor. Hepsini kabul ediyorum ama e, görmeseydi kardeşim. O kartı görmeseydi, o hareket yapmasaydı, o cezayı almasaydı. O zaman e... ya, ya tabii yaptığı hareketin hayır, hayır. zaten konuşulacak. Ş zaten. Şunu söylemeye çalışıyorum. Tarafı. Mesela Konya deplasmanında Vitor Hugo 10. dakikada kırmızı gördü. Maç berabere bitti. Ki Konya çok daha farklı kazanabilirdi. Sonra Hı -hı. da bir Cervinho'nun yanımda karşı karşıya pozisyonu vardı. Trabzonspor o maçı da kazanabilirdi. Ama görmeseydi. Hemen sonraki maçta da bu daha iyi dost oldular diye de Sonraki maçta Hüseyin Fatihçenin Türkmen kart gördü. Ee, kim, maçı. kim gördü? Trabzon, Trabzon. deplasmanında Fenerbahçe. Yani e, eksikler üzerinden e, kayıplar üzerinden Mehmet de aynı vurguyu yaptı. Yani sakatlık ama Ömer ve... abi'nin ben vurgulamak istediği nokta aldım. Galatasaray kadrosu en önemli oyuncusu. Tabii ki ben de hemfikirim. Ve yani Mehmet evet. özellikle belirtiyorum sadece top tekniğiyle yorumlamayalım Ezgi. Ya bambaşka meziyetleri de oyun aklı çok iyi olduğu için çok rahat faul alıp nefeslendirebiliyor. Evet. Topu çok, çok iyi top kapabiliyor. Evet. Yani e, artı takım arkadaşlarında çok lider gibi yani aslında At kaptan top kaptan, kaptan gibi oynuyor. Evet. Offside mı dediniz ben evet. offside Çözemedim ama orada. Ona bir bakalım. Ee, Fegüliye attığı top maestro gibi adam çıktı attı. On Bunları da yapabiliyor. Hı -hı. Ayağı falan çok temiz. Ama bunun sürdürülmesi gerekiyor. Mesela çok bariz hatalar yaptığı maçlar da oldu çünkü. Hatta şeyde bu Tuzla ile mi oynadı? Bir hazırlık maçı oynadı. Doğru. Evet, Kıyam İstanbul Spor ve Tuzla evet, Spor. Evet. Çünkü evet. Bir net hatası vardı. Hata yaptı Tuzla maçı mıydı? Evet. İstanbul maçı Tuzla maçı ilk maçtı. Tu Tuzla doğru. maçı evet. O zaman da şunu söyledim. Bana ne kardeşim yapabilir? Yani oyuncular hazırlık maçlarında kendini dener, arkadaşını dener, hı hı. bir hareket dener. Hazırlık maçları. Bu. Ama sanki şu da var Mehmet. E, yani ben bunu istihbarat olarak paylaşayım Ezgi. Eee 8 maç cezasında Nelson Luyndam oynuyordu. Ben şu soruyu sordum kulüpte güvendiğim kaynaklara. Ya dedim Nelson'a 7 milyon euro verildi ama hani bir şey göremedim. Luyndam ile oynadığı için göremedin. Marka ile oynasın göreceksin dediler. 3 Avrupa Ligi maçı gol yok. Şunu diyeceğim yani yanındaki biraz partner deni ne? Nelson da bence Marca'yı elbette marka Nelson'un çok daha önünde bir oyuncu Tabii ama ki. yani Luyendam'la oynamak kolay değil. Evet. Onun açığını da kapatmaya konsantre oluyorsun. Şu an çok iyi bir ikili olduğunu söyleyebilirim Nelson Marca'nın. Evet artık savunması güven veriyor diyebiliriz Zaten esas değil mi? Saraya. Mesela şey saymazsın aslında böyle. Soper ikilileri Yani futbol aslında takım oyunu derken o ikililer çok önemli. Soperlerin uyumu, soperin sol stoperin solundaki bekle uyumu, bekin önündeki kanat uyumu vesaire ama özellikle bizim saydığımız şey nedir? Stoper ikilileri. O ikiller. Hep şampiyon olan takımların ön plana çıkan adamlarıdır bunlar. Yıllarca biz Galatasaray üzerinden Popescu ile Bülent Bülent'i konuştuk. Fenerbahçeliler hala herhalde Uçay ile özlüyorlardır. Her takımın vardır böyle ikilileri o kıymetli. Marko, Ronaldo Zago. Mar 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 ikilisiyle şampiyonluk gelmişti. Orada da değer katan da Marka. Mar Mar Şunu unutmayalım. O zaman da Luyendam'a çapraz bağ sakatlığı yaşamamış. Evet. Futboldan onu uzak kalmamıştı. Ha. Biraz Luindama o da geri götürdü. Bunu niye söylüyorum? Bu tarz size'lı oyuncular araya mesafe girdi mi? Örnek Vedat Muriç Lazio. Hı. Dönemiyorsunuz yani böyle bir Hı. gerçek var.